Facebook'tan, Instagram'dan bizi izleyen dostlar. Burası saat kaçta yaşayanların hikayesi. Hazreti Yusuf saat kaçta yaşadı? Saat 12'de yaşadı. Hazreti Yusuf'un 11 kardeşi vardı. Kardeşleri 1'de, 2'de, 3'te yaşadı. 4'te, 5'te, 6'da yaşadı. 7'de, 8'de, 9'da yaşadı. 10'da, 11'de yaşadı. Hazreti Yusuf 12'de yaşadı. On ikide yaşayanlar rüyaları bilirler. Rüyaların sırlarına vakıftırlar. On ikide yaşayanlar rüyalarını yaşarlar. Hazreti Yusuf'un 11 kardeşi vardı. Kendisi 12. kardeşti. En küçük ve son kardeşti. Diğer 11 kardeşinden farklı bir anneden kardeşti. On bir kardeş, saat 12'de yaşayan Yusuf'u saat 12'den alıp kendi içlerine koydular. Kendi aralarına çektiler. Saat 1'de öldürenler ve ölenler vardı. 10'u aldılar. 10'u öldürmek için kuyunun dibine attılar. Kuyunun dibinde süründü. Saat 2'ydi. Saat 3'e gelince tüccarlar kervan kervan kuyunun başından geçtiler ve kuyudan çıkardılar Hazreti Yusuf'u. Saat 3'te ayağa kalkar sürünenler. Kuyudan dışarı çıktı, ayağa kalktı Hazreti Yusuf. Rüyaların efendisi. Saat 4'te Mısır'a götürdüler.
Saat 5'te tüccarlar Hazreti Yusuf'u iyi bir paraya takas ettiler. Saat 6'da Mısır'ın zindanlarına atıldı Hazreti Yusuf. Saat 1'den 6'ya kadar kötü insanlar yaşar. Öldürenler, süründürenler. Çıkarları için her şeyi satanlar. İftira atanlar. Karanlıklar içinde yaşayanlar. Oysa Hazreti Yusuf saat 12'de yaşıyordu. Aydınlık nurda. Saat 12'yi bir daire için aldığınızı hayal edin. Saat 1'den 6'ya kadar karanlık olduğunu hayal edin. Ve saat 6'dan 11'e kadar aydınlığı hayal edin. Saat 6'dan 11'e kadar karanlık insanlar bulunmaz, aydınlanır insanlar. Saat 6'dan 11'e kadar öldürenler bulunmaz. Yaşayanlar ve yaşatanlar bulunur. Saat 6'dan 11'e kadar süründürenler bulunmaz. Şifaya vesile olanlar bulunur. Saat 6'dan 11'e kadar insan satanlar bulunmaz. Bolluk berekete vesile olanlar bulunur. Saat 7'de şahane hale gelir insanlar. Padişahlar gibi yaşarlar. Saat 8'de masal diyarında harikalar içinde yaşarlar. Saat 9'da muhteşemlik vadisinde yaşarlar. Saat 10'da mucizeler içinde yaşarlar. Saat 11'de mucize öteleri içinde yaşarlar. Altıdan 11'e aydınlık insanlar yaşarlar. Saat 12'de sadece nurlu olanlar yaşar. Hazreti Yusuf 12. saatti. En küçük kardeşti. Ayrı anneden tek kardeşti. 11 kardeş başka bir anneden kardeşti. Saat 7'ye geldiğinde Hazreti Yusuf zindandan çıktı. 8'e, 9'a, 10'a geldiğinde Mısır'a sultan oldu. Saat 11'e geldiğinde Mısır'dan ayrıldı.
Saat 12'ye geldiğinde evine geldi. Annesinden tek kardeş olduğu, diğer 11 kardeşinin yanına geldi. Babasının gözlerini açtı. Aynı anneden tek 11 kardeş açamamışlardı babalarının gözlerini. 12'de yaşayanlar nurlu bir hayatı yaşar, yaşatır. Hazreti Yusuf 12. saatte yaşadı. Nur hayat ötesiydi. Babasının kör gözlerini 12'de açtı. Hazreti Yusuf 12'deyken babası gördü. Hazreti Yusuf bir de kuyuya atılmışken babası kör oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'de de babası kördü. Oğlunun 12'ye gelmesini istiyordu. Oğlu 12'ye gelince babasının gözleri açılacaktı. Gözlerinizi açın. Siz saat 12'nin insanısınız. Saat 12'nin insanları. Selam ve saygıyla.